تمهيد أرباب الديانات والملل din ve millet mensupları min el müslimin ve ehli el kitabi ve mimmen lehu şubhetu kitabin. Diyanat ve milel, yani semavi din, bir vahye dayalı din mensuplarını, Müslümanlar, ehli kitap, bir de zerdüştilik gibi, maniheizm gibi, mimmen lehu şubhetu kitabin, kitap şüphesi olanlar, yani öğretileri İslam'a uygun olduğu için bunlar acaba bir peygamber görmüş topluluk olabilir mi anlamında. Mimmen lehu şubhetu kitap diyor. Nihal kısmında ise diğer beşeri dinleri, inançları anlatacak. Netekellemu hahuna fi ma'na'd dini vel milleti ve şeriatı vel minhaci vel İslam vel hanifiyeti ve sünneti vel cemaati. Burada diyor, dinin, milletin, şeriatın, minhaç, yol yöntem, İslam, haniflik, sünnet ve cemaatin manası üzerinde konuşacağız. Fe inneha, bütün bu saydıklarımız diyor, fe inneha, bunlar ibaratun varadet fit tenzil. Tenzilde, Kur'an-ı Kerim'de varit olan ifadelerdir, ibarelerdir hepsi de. Yani dinde, millette, şeriatta, minhaçta hepsi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ve li kulli vahidetin minha ma'nen. Ve bunlardan her birinin ma'nen bir manası vardır. Yahussuha. Kendine özgü bir manası vardır. Ve hakika harekesi ne olacak? Hakikatun, değil mi? Likulli vahidetin minha, o mukaddem haber oluyor. Ma'nen isim maksur olduğu için takdiri yapıldı. Ama hakikatunda açık. Ve bunlardan her birinin bir hakikatun, hakikati vardır. Tuvafikuha, ona uygun olan, kendine uygun bir gerçekliği vardır. Lugaten ve ıstılahan, hem kelime olarak, lügat olarak, hem de ıstılahi olarak. Fakat beyyenna, şimdi başlıyor bu kelimeleri açıklamaya. Fakat beyyenna ma'ne dini, aslında diyor biz dinin manasını açıklamıştık. Daha önce açıkladık. Dedik ki ennehu, o etta'atu vel inkiyadu, itaat etme ve inkiyattır, boyun eğmedir. Fakat kâle Allahu Teala inne dîne indallâhi'l İslam. Allah Teala da Allah nezdinde din İslam'dır demiştir. Fakat yeridu bima'nel cezai, bu din kelimesi bazen ceza, karşılık manasına gelebilir. Yukalu kema tedinu tudanu, ey kema tef'alu tucaza, yani nasıl davranırsan öyle tucaza, karşılığını görürsün, tudanu. Ve kad yeridu bima'nel hisab yevmel ma'adi ve tenat, bazen de bu din kelimesi yevmül ma'at, ma'at ahiret demek, tenat da her şeyin hakkın batıldan ayrılacağı anlamında, kıyamet, yevmül kıyame demek, kıyamet günü, hesap günü manasına da gelir. Kâle Allahu Teala zâlike dînul kayyimu, işte bu dost doğru dindir, ona göre fela tazlimu diye ayet-i kerimenin devamında şey yapıyor. Fel mütedeyyin, buna göre mütedeyyin, huvel muslimul muti'u el mukirru bil cezai vel hesabi yevmet tenadi vel ma'ad. Yani buna göre din karşılık günü ise, buna göre mütedeyyin ne oluyor? Mütedeyyin huvel muslimul muti'u, itaat eden Müslüman, el mukirru, kabul eden, itiraf eden, bil cezai, cezai karşılığı, vel hesabı yevmet tenadi vel ma'ad, kıyamet gününde hesabı, karşılığı itiraf eden, itaat eden, ibadet eden Müslüman demektir mütedeyyin. Kâle Allahu Teala ve radîtu lekumul İslâme dîne. Sizin için ben İslam'ı istedim, arzuladım, razı oldum İslam'dan diye bu manada. Ve lemmâ kâne, şimdi bu açıkladıktan sonra devam ediyor. Ve lemmâ kâne nev'ul insâni,
muhtacen ila içtima'in ma'a ahara. Buraya bir şey düşmüş, kelime, yine onu şuradan ilave ettim. Min beni cinsihi. Min düşmüş, min koyacağız şuraya. Diyor ki velem, tam da böyle İbni Haldun'un el insan medeniyyum bit tab'i, insan doğuştan medenidir sözü gibi, aslında burada da bir şeye, sosyolojik gerçekliğe hoca işaret ediyor, bir yasaya. Diyor ki lemma kâne nev'ul insani, insan türü, insan cinsi olunca, ne olunca, kânenin haberi muhtacen, ihtiyaç, muhtaç olunca, ila içtimain ma ahara, başkasıyla bir arada bulunmaya muhtaç olunca, insan tür olarak başkasıyla bulunmaya, bir arada olmaya muhtaç. Min beni cinsihi, oradan min düşmüştü. Min beni cinsihi, kendi cinsinden. Niçin? Fi ikameti maaşihi, hayatiyetini sürdürmek için, maaşını ikamesi için, yani yaşayışını sürdürebilmesi için. Vel istiadad limaadihi, ve yine gideceği son maat, maade maraca ileyhi, döneceği yer, yani ahirete hazırlığı için insan bir arada olmaya muhtaç. Aynı dediğim gibi İbn Haldun'un el insanu medeniyyun bi tab'i, insan doğuştan medenidir, bir arada yaşamaya fıtraten meyyaldir sözünün bir benzeri aslında. Hatta İbn Haldun 1400 küsur vefatlı, 1406 yanılmıyorsam, 1153 daha önce Şehristani bu şeyi kurmuş. Sosyolojik gerçekliği, insan türü kendi cinsinden kişilerle bir arada olmaya muhtaçtır, hayatını sürdürmek ve adına hazırlık yapmak için. وَذَٰلِكَ الْاِجْتِمَاعُ يَجْبُ اَنْ يَكُونَ عَلَى شَكْلٍ. Diyor ki bu bir arada bulunma da, يَجْبُ اَنْ يَكُونَ عَلَى شَكْلٍ, öyle bir şekilde olmalıdır ki, şekil kelimesi nekre olduğu için sıfatı cümle olarak geliyor. يَحْصُلُ بِهِ التَّمَانُعُ وَالتَّعَاوُنُ. Öyle bir şekilde olmalı ki, yahsulu bihi, hasıl olur, gerçekleşir. Onunla bu şekilde temanu ve taavun taavun. Temanu biliyorsunuz, hani Burhanu Temanu'da kelamdan hatırlarsanız, iki ilah olsaydı yeryüzü fesada uğrardı. Birinin varlığı diğerinin varlığını çelişkisi oluyor. Diğerinin varlığını nefyetmesi. Temanu yani engel olmak, mani olmak suretiyle, taavunda yardımlaşmak suretiyle bu şekilde olur. Yecibu en yekûne alâ şeklin yahsulu bihi temanu ve taavun, hatta yahfaza bit temanu ma huve ehluhu. Hatta diyor yahfaza, koruyabilsin, bir temanu ile ma huve ehlu, kendi sahip olduğu, layık olduğunu temanu ile muhafaza etsin. Ve yahsule, hatta yahsule, elde etsin, bir taavuni, taavun, yardımlaşma ile ma leyse lehu, kendisinin olmayanın. Yani temanu burada kendisine ait olanı koruması anlamında, taavun ise kendisinin olmayanı, kendisinin olması için yardımlaşarak, taavun ile o kendisinde olmayanı kendisini ne ait kılması, elde etmesi anlamında. Ve suratul içtima ala hadihil heyyeti hiyel milletu. İşte diyor ki bu şekildeki içtima millet demektir. Yani millet bu demek. Millet bu demek. Yani din anlamına alırsak nedir? Burada diyor ki bir arada yaşamak zorunda, yaşamı için, ölümü için, hazırlık için bir arada olmak zorunda. Bu da emanu ve taavun ile olur ki, işte bu suretteki bir içtima millettir. Ve tarikul hasullezi yusilu ile hadihil heyeti, bu özel şekle, bu özel şekle, yani bu şekle, bu bahsettiğimiz heyete, şekle ulaştıran özel yol da huvel minhacu ve şiratu ve sünnetu. Bu da minhaçtır. Minhaç biliyorsunuz, menheç, minhaç, yol, yöntem, metot demek. Şirat,
Şeriat da yasa demek. Yine yasa yol yöntem anlamına da gelir. Ve sünne yol yöntem benzer. Yani benzer manada. İşte diyor ki millet bu şekil üzere bir araya gelenler aynı duygu için, aynı amaçlar için bir araya gelenler millet bu şekle bizi götürecek olan özel yolda Minhaç, Şirat ve Sünnet diye isimlendirilir. Vel ittifaku ala tilke sünneti bu yol üzere ittifak ise hiyel cemaatu bu da cemaattir. Kale Teala li kullin cealna minkum şiraten ve minhace. Evet burada şey yanlış çıkmış. Hareke şura değil ayet-i kerimede şira. Onu düzelt. Bilmiş olalım söyleyerek en azından. Nitekim Allah Teala da nerede? Üçüncü dipnot. Maide suresi 48. ayet-i kerimede Likullin herkes için cealna minkum. Sizden her biriniz için kıldık. Şir'aten bir yol, bir yasa ve minhacen bir metot, bir yol hepiniz için belirledik derken bu mana kastediliyor. وَلَنْ يُتَصَوَّرَ وَضْعُ الْمِلَّةِ وَشَرْءُ الشِّرْعَةِ diyor ki milletin olması tasavvur edilemez. Yani bir milletin olması وَشَرْءُ الشِّرْعَةِ ve yine bir yöntemin vaz edilmesi şer'a yeşra'u meşru kılınması ancak neyle olur? اِلَّا بِوَاضِعٍ شَارِعٍ بِوَاضِعِ شَارِعٍ bir vadi-i şari'in muzaf muzaf nehyattır. Ancak bir şari'nin koymasıyla ya da bir vadi'in şari'in şey okuyalım sıfat olarak nekra okuyalım. Bir vadi'in şari'in şari bir vadı'ın yani yasa koyucu bir vadı'ın vaz edicinin olması gerekir. Bu ancak böyle tasavvur edilir. Bir milletten bahsedebilmemiz için, bir yasadan bahsedebilmemiz için bir şari'nin vaz edici bir şari'nin olması gerekir. Yekunu mahsusan min indillah. Bu da bu şari de yasa koyucu da yekunu olur. Mahsusan min indillah. Allah Teala tarafından belirlenmiş olan, gönderilmiş olan, seçilmiş olan bir ayatin mucizelerle delillerle tedullu ala sıdkı onun doğruluğuna delalet eden mucizelerle Allah tarafından seçilmiş gönderilmiş bir şari'in yani bir peygamberin varlığıyla ancak millet ve yasa düşünülebilir diyor. Ve rubbema tekunu layetu bu ayet bu mucize rubbema belki diyor ihtimal olabilir. Mudmineten bir nafsi dava aynı davayı içerecek aynı dava kapsamında bu delil olabilir. Mudmine tedammun içeren kapsayan demek. Fakat tekunu mülazimeten ve rubbema tekunu müteahhireten. Bu delil yine ya da bu mucize tekunu mülazimeten mülazim yani onunla mülazemet içerisinde onunla peşi sıra eş zamanlı onunla birlikte hemen olabilir. Ve rubbema tekunu müteahhireten ya da müteahhir sonradan da bu mucize sonradan da gelebilir. Onunla beraber ya da sonradan olabilir diyor. Sümme alem herhalde bu sanki. Sümme i'lem sanki. Doğrusu i'lem olsa gerek. Burada anime diye geçiyor. Ben de bu Keylani nüshası da var. O aslında edisyonu iyi değil o bu nüshanın. Şeyi yok ama bazen işte şey yapabiliyoruz. Bununla karşılaştırabiliyoruz. Sümme ulime bilindi ki yerine sümme alem sanki daha yakışıyor gibi. Şöyle hemen hızlıca. Evet bu sümme alem. Bunu da sümme alem şeklinde okuyabiliriz. Yani buraya bir elif hemen atıvereyim ben unutmadan. Şeyi seçtik. Evet. Sümme alem olacak burası da. Sonra bil ki diyor. Bil ki
Şöyle çekelim şöyle. Sümme alem bil ki ennel milletel kubra, en büyük millet din diye milletu İbrahim'e el Halil aleyhisselamu, İbrahim Halil aleyhisselamın milletidir. Ve hiye el hanifiyetu leti, o da hanifiyedir. Doğru demek bir hanefiye. Elleti tukabilu sabvete, tekabület tezaddi. Sabvetin, sabvet el meylu anil hak diyor. El meylu anil hak, haktan meyletme. Ve hiye cehaletul futuvve. Yani gençlik cahilliği gibi. Tekabület sabve, sabiye, sab ve çocuk demek ki ondan şey yapıyor. Tekabület tazat, birbirine zıt, çelişkili bir ilişki içerisinde şeyin, haktan meyletmenin zıttı olan hanifliktir diyor şey. Millet İbrahim, dost doğru din anlamında. Şimdi İslam siyerden hatırlarsınız, müşrikler bir kişi İslam'a girdiği zaman Sabe'e fulanun derlerdi. Sabe'e fulanun, yani bir kişi daha, bir kişiyi daha kaybettik. Hak'tan meyletti. Muhammed'in o batıl dinine girdi anlamına müşrikler böyle. Yani müşriklerin dilinde Sabe'e fulanun ya da Sabe'na, yani biz Müslüman olduk anlamına geliyor. Tabii onlar kendilerini hak, yeni dini batıl gördükleri için bunlar haktan meyletti anlamında. Demek ki haniflik diyor, sabvetin zıttıdır. O da birbirine çelişkili bir durumda da tekabül et tazat, sabvede haktan meyletmek. Ve seneskuru keyfiyete zalik, bunun keyfiyetini açıklayacağız inşallahu teala. Kale teala millete ebikum İbrahim. Bunun da nasıl olduğunu inşallah açıklayacağız. Ayet-i kerimede de millete ebikum İbrahim, babanız İbrahim'in dini üzere olun diye Hac suresi orada da geçiyor, bu ifade diyor. Ve şeriatu, şeriat, şeriat yani yasa. İbtedeet min Nuh aleyhisselam. Nuh aleyhisselamla başlamıştır. Allahu Teala, Allah Teala şöyle buyurur. Şer'a lekum mine'd-din. Diyor ki sizin için şer'a lekum mine'd-din, sizin için din olarak belirledi. Dinden sizin için yasalar koydu. Ma vassa bihi Nuhan min kablikum, yani daha önce Nuh'a vasiyet ettiği, Nuh'a tavsiye ettiği şeyleri de, şeyleri sizin için de din olarak belirledi, yasa olarak belirledi diye ayet-i kerimede. Ki bu ifadeden dolayı şeriat, kanun Nuh'la başladı diyor. Vel hududu vel ahkamu, hadler, yasaklar, yani haddim biliyorsunuz bir sınır, tarif anlamı var. Bir de hudud vel ahkam, yani bu yasalar, şeriat çerçevesindeki yasaklamalar, çizgiler, hükümler anlamında. İbtede et min Adem. Hudut ve ahkam ise diyor Adem aleyh, min Adem ve Şit ve İdris aleyhimusselam. Bu Hazreti Adem, Şit ve İdris peygamberler zamanında başladı. Ve hatemeti şerai'u vel milelu vel menahicu ve sunanu. Şeriatlar, yasalar, millet, din, menheç, yöntem, sünnet, yol, bi ekmeliha ve etemmiha hasenen ve cemalen. Diyor ki hatemet bi ekmeliha, en mükemmel, ve etemmiha, ve en tam şekliyle, hasenen güzellik itibariyle ve cemalen, bi Muhammedin aleyhissalatu vesselam, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam ile bitmiştir, tamamlanmıştır. Nitekim Allah Teala da kâle Allahu Teala el yevme ekmeltu lekum dinekum, bugün size dininizi tamamladım, ve etmemtu lekum, ve etmemtu aleykum, sizin için tamamladım nimeti, bu nimetimi, ve radîtu lekum İslam dine, ve sizin için İslam'dan razı oldum, Müslüman olmanızdan razı oldum, hoşnut oldum. Ayet-i kerimesi de bunu gösteriyor diyor.
Fakat kıyle şöyle denilmiştir. Hussa Ademu bil esma. İsimler Adem Aleyhisselam'a mahsustur. Alleme Adem el esma. Adem'e isimleri öğretti. Ve hussa Nuhun ya da Adem Aleyhisselam isimlerle baskılınmış, isimler öğretilmiş. Ve hussa Nuhun bi maani tilke esma. Nuh Aleyhisselam bu isimlerin manalarıyla, manalarını bilmekle efendim bilinir. Bu ona haskılınmış. Ve hussa İbrahimu bil cem'i beynehuma. İbrahim Aleyhisselam ikisini, Esma'yı ve Esma'nın manalarını cem, ikisini bilmekle bilinir. Ona haskılınmış. Sümme hussa Musa bit tenzil. Musa Aleyhisselam'a tenzil ile, yani ilk defa ona ne geldi? Efendim levhaları aldı. Tenzil, vahiy geldi. Vahiy ile, tenzil ile mahsustur. Ve hussa İsa bit tevil. İsa Aleyhisselam, İsa tevil ile, bunların teviliyle, tefsiriyle. Ve hussel Mustafa salavatullahi aleyhi mecma'in bil cem'i beynehuma la millete bikum İbrahim. Hazreti Muhammed Mustafa ise tüm peygamberlerin üzerine olsun Allah'ın salatı. Bil cem'i beynehuma, tenzil ile tevili cem etmek suretiyle ala millete bikum İbrahim. Atanız İbrahim'in dini üzere bu tenzil ve tevili cem etmek suretiyle buna Hazreti Peygamber de bununla nedir? Meşhurdur da denilmiş diyor. Sümme keyfiyetü takriril evvel ve tekmilü bit takriril sani bi haysi yekunu musaddika. Evet, sonra keyfiyetü takriril evvel birincinin takriri, kabul edilmesi ve tekmilü bit takriril sani, ikinci takririn de kemal noktasında olması. Yani takrirul evvel birinci gelen takririn diyelim keyfiyeti ve tekmilü bir takrir-i sani, ikinci takririn de kabul edilen o dinin diyelim mükemmel hale gelmesi, başta gelenin keyfiyetiyle son ikinci gelenin mükemmelliği bir haysu yekunu şu şekilde olur. Nasıl olur tekmili? Musaddikan tasdik etmek, kabul etmek suretiyle olur. Kulle vahidin ma beyne yedeyhi mineşşerai'i el-mâdiyeti. Musaddikan tasdik etmek suretiyle olur. Kulle vahidin ma beyne yedeyhi. Önündeki mineşşerai'i el-mâdiyeti ve sünen-i sâlifeti. Yani geçen, kendinden önce geçen şeriatları ve yolları, önceki sünenleri her birini tasdik etmek suretiyle olur. Bihaysu yekunu musaddikan kulle vahidin ma beyne yedeyhi. Her birini. Buradan meful okuduk. Acaba musaddikan kullu vahidin minhum fail yapalım mı diye, her biri kendinden öncekini kabul etmek suretiyle olur şeklinde de okuyabilir miyiz diye. Bihaysu yekunu musaddikan tasdik eder. İsmi fail olunca bu. Yani'nin haberi olarak gelen ismi fail amel etse kullu vahidin ma beyne yedeyhi mineşşera, kendinden önce geçen her şeriatı her biri tasdik etmek suretiyle, ikisi de olur sanki Allahu alem. Yani musaddikan kullu vahidin ya da musaddikan külle vahidin ma beyne yedeyhi, kendinden geçen hepsini tasdik etmek suretiyle olur. Takdiren lil emri alel halk. Bu da ne olur? Lil emri alel halk. Takdiren lil emri alel halk. Yani mahlukat üzerine gönderilmiş olan bu işi, dini takdir etmek suretiyle ve tevfikan lid din alel fıtra, ve fıtrat üzere de bu dinin uygun olması şeklinde olur. Femin hasiyetin nübüvveti, nübüvvetin bu son, bu keyfiyeti takrir evvel ve tekmiru bit takrir sani, peygamberlerle ilgili oluyor. Birbirini tasdik etmeleriyle olur.
Ve femin hasiyeti nübüvveti peygamberliğin özelliklerindendir. Ne? La yuşarikuhum fiha gayruhum. Onlara hiç kimse ortak değildir. Yani peygamberlere hiç kimse ortak değildir. Fakat kıyla şöyle de denilmiştir. İnne Allah azze ve celle essese dinehu. Allah Teala dinini kurmuştur, tesis etmiştir. Ala misali halkihi, mahlukatının bir benzeri gibi, mahlukatına bir misal. Ala misali halkihi, yani mahlukatının misali üzere, örneği üzere kurmuştur. Liyestedille bi halkihi ala dini. Yani niçin? Mahlukatıyla onun dinine istidlal edilebilsin, ulaşılabilsin diye. Ve bi dinihi ala halkihi, diniyle de, onun diniyle de mahlukatına yine ulaşılabilsin, istidlalde bulunabilsin diye Allah dinini bu şekil üzere kurmuştur da denmiştir. Şimdi bu temhidi de bittikten sonra birinci bab başlıyor. Yani iki tane temhid giriş başlangıç vardı. Burada da şeriat, minhaç gibi şeyleri açıkladı. Şimdi birinci bab el-Müslimun. Müslümanların kim olduğunu söyleyecek. Sonra Mutezile'den itibaren mezhepler anlatılmaya başlanacak. Kad zekerna ma'nel İslam. Diyor ki biz İslam'ın manasını taat ve inkiyat olduğunu söylemiştik. Ve nufarriku hahuna, burada biz tefrik edeceğiz, ayıracağız. Beynehu ve beynel imani vel ihsan. Burada ise İslam'la iman ve ihsanın arasını tefrik edeceğiz, ayıracağız diyor. Ve nubeyyinu ve açıklayacağız. Mel mebde'u. Mebde burada başlangıç anlamında. Başlangıç nedir? Ve mel vasatu. Vasat nedir? Ve mel kebalu ve kemal nedir? Yani başlangıç, orta ve kemal, zirve. Bil haberil ma'ruf fi da'veti Cibril aleyhisselam. Cebrail aleyhisselamın haberindeki o bilinen Cibril hadisi diye bilinen haberdeki mebde ne başlangıç ne orta ne zirve ne kemal ne onu açıklayacağız diyor. Haysu ca'e ala sureti Arabiyyin, ki Cibril aleyhisselam bir bedevi suretinde gelmiş. Ve celese hatta alsaka rukbetehu bi rukbetin sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın huzurunda oturmuş, dizini Resulullah'ın dizine yapıştırmış, ilsak etmiş. Ve kale ve şöyle demişti. Ya Resulallah, mel İslamu, ey Allah'ın elçisi peygamber, İslam nedir? Fakale Resulullah şöyle cevap vermişti. En teşhede en la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmen. Ve enni Resulullah, ve benim de onun Allah'ın elçisi Resulü olduğuma şehadet etmen. Ve en tukime salate, namazı ikame etmen, kılman. Ve tu'tiye zekate, zekatı vermen. Ve tasume şehre Ramazan, Ramazan ayında oruç tutman. Ve tehuccel beyte in istata'te ileyhi sebila, güç yetirebildiğin ölçüde beytin şayet güç yetirebilirsen Kabe'yi hac etmen demişti. Kale sadakte. Bunun üzerine Resulullah da demişti ki doğru söyledin. Kale sadakte. Doğru söyledin demiştim. Sümme kal mel imanu. Daha sonra Cebrail iman nedir diye sormuş. Resulullah da kâle aleyhissalâtu vesselâm, Resul-i Ekrem şöyle demişti. En tu'mine billâhi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil âhir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, elçisine ve ahiret gününe iman etmendir demişti. Ve en tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi, ve hayır ve şerriyle kadere iman etmen. Kale sadaklı. Yine bu cevap üzerine de Cebrail demişti ki doğru söyledin. Sümme kal mel ihsanu. Sonra ihsan nedir? Demişti. Şimdi tabi biliyorsunuz bu hadis-i şerifin meşhur
Başka rivayetlerinde Hazreti Ömer'den geliyordu bu rivayet. Biz tabii şaşırdık diyor. Acibna. Es'eluhu ve yusaddiku. Hem soru soruyor hem tasdik ediyor değil mi? Bu hadisleri meşhur zaten. Sonra ihsan nedir diye sordu. Kale aleyhissalatu vesselam en ta'budallaha keenneke terahu. Sanki Allah'ı görüyormuş gibi ona Allah'a ibadet etmendir. Fe in lem tekun terahu, her ne kadar sen onu görmesen de fe innehu yarake. O seni görür bilinciyle Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Kale sadakte. Yine doğru söyledin dedi. Sümme kâle metes sa'atu. Sonra kıyamet, saat ne zaman, kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Kâle aleyhissalâtu vesselâm mel mes'ûlu anha, kendisine sorulan ma değildir. El mes'ûlu anha, o meselede kendisine soru sorulan değildir. Ne değildir? Bi a'leme mine's-sâil. Sorandan daha bilgili değil. Sorulan sorandan daha bilgili değil demişti. Sonra kâme ve haraca, Cibril de ayağa kalkıp gitmişti. Fakalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, sonra da Resulullah şöyle buyurmuştu. Hâdâ Cibrilu câekum yuallimukum emradînukum. İşte bu Cibril'dir, size dininizi öğretmek üzere geldi diye Resulullah bu Cibril hadisini zikrediyor. Şehrestani. Furrika fit tefsir. Ferraka değil de furrika okuyacağız, meçhul. Tefsirde tefrik edilmiştir. Beynel İslami vel iman. İslam ve iman farklı şekilde değerlendirilmiştir diyor tefsirde. Vel İslamu, İslam kad yeridu bi ma'nel istislam zahiren. İslam zahiren teslim olma, yani dış görünüş itibariyle baktığınız zaman teslim olma manasına gelebilir İslam. Ve yeşteriku fihi'l mu'minu vel münafık. Bu durumda da mü'min ve münafık bunda eşittir, ortaktır. Çünkü münafığın münafıklığı batını, gaybi bir şeydir. Ancak Allah Teala bunu bilebilir. Hiç kimse bilemez. Dolayısıyla zahiren baktığın zaman bir münafığı sen ne dersin? Müslüman gözüyle bakabilirsin. Bu anlamda İslam zahiren istislam, boyun eğme anlamına, teslim olma anlamına geldiği zaman burada diyor mümin ve münafık yeşterikü fihi, müşterektir. Kale Allahu Teala kâletil a'râbu emennâ. Nitekim Allah Teala da Hucurat suresinde Bedeviler dediler ki biz iman ettik. Kul lem tu'minu. De ki hayır, siz iman etmediniz. Velakin kulu eslemna. Fakat Müslüman olduk. Din derken teferrakat tenzilu beynehuma. Kur'an-ı Kerim burada ikisinin arasını, iman ve İslam'ı tefrik etmiş, ayırmıştır diyor. Dolayısıyla İslam bazen efendim zahiren teslim olma anlamına gelir diyor. Ve izâ kânel İslamu bi ma'net teslimi vel inkiyâdi zahiren. Şimdi diyor ki İslam madem teslim ve inkiyat, yani teslim olma, kabul etme ve inkiyat, boyun eğme, bir dine girme, zahiren, zahirde teslim ve inkiyat anlamına gelip mevdi al iştirak ve ortak da olabiliyorsa, burada mümin ve münafık da ortak olabiliyorsa İslam bu manaya kullanıldığında madem fehuvel mebde'u. Bu başlangıçtır. Yani demişti ya ben mebde, vasat ve kemalden bahsedeceğim. İşin başı bu. İlk başlangıcı. Sümme izâ kânel ihlâsun ma'ahu. Sonra bu İslam'la beraber izâ kânel ihlâsun ma'ahu, ihlas olduğu zaman, samimiyet olduğu zaman nasıl olur bu samimiyette? Bi en yusaddika, kişinin tasdik etmesiyle billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahiri. İşte Allah Teala'yı, melekler, kitaplar, peygamberler ve ahiret gününü tasdik etmek suretiyle ihlaslı bir şekilde olursa bu ve yukirra akten ve bir akit olarak kabul ederse bi ennel kadara hayrahu ve şerrahu min Allahi Teala, bi ennel kadar hayruhu ve şerruhu min Allahi Teala. Ennel kadara, kader
Hayruhu, annenin haberi yapalım, marifet okuyalım. Hayruhu ve şerruhu. Kader, hayrı ve şerriyle minallahi teala ise bir mana, şu manada ki enne ma asabahu lem yekun liyuhtiahu, yani ona isabet edecek bir hadis-i şeriften, ve de bu da sahih bir hadis-i şeriften, lem yekun liyusibek ma asabeke lem yekun liyuhtiek ve ma yuhtiuke lem yekun liyusibek diye hadis-i şerifte geçiyor. Ve diyor ki bu kadere hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna kabul ederse ki, bir mana şu manada ki ennema asabehu, onun başına gelecek olan, isabet edecek şey lem yekun liyuhtiehu, onu ıskalayacak değildir. Yani başına gelen, yazılı olan başa gelir, onu ıskalamaz. Ve ma ahtaehu, onu ıskalayacak olan şey ise lem yekun liyusibehu, onu isabet edecek değildir anlayışı ki, o bu hadis-i şerifte bütün bir insanlık bir araya gelse sana bir fayda getirmek üzere, yazıldıysa o fayda ya elde edemezsin ya da sana zarar vermek üzere bir araya gelse, Allah istemedikten sonra o başına gelecek değildir anlamında. Şimdi diyor kimdi ama ahtaahu, onu ıskalayacak olan şey de lem yekun liyusibehu, ona isabet edecek değildir manasında böyle bir şekilde inanırsa, kâne mü'minen hakkan, hakkan gerçek bir mümin olmuş olur. Sümme izâ cem'a beynel İslam ve tasdik. Şimdi bir kişi diyor İslam ile tasdiki, yani bu zahiren İslam olmayı, Müslüman olmayı tasdikle beraber, demin zikrettiği şeyleri tasdikle cem eder. Ve karane el mücahede bil müşahedeti, ve bu gayretine, mücahedesine bir de müşahedeyi, yani sanki bu görünümü birbirine yaklaştırırsa ya da bir mücahedeyi müşahedeyle, yani gaybi olanı sanki şahit oluyormuş, görüyormuş gibi bununla birleştirirse, sara gaybuhu şehadeten, onun bu gaybi, onun için metafizik olan şeyler, gaybi olan şeyler şehadete görünür olur. Fehuvel kemalu. İşte kemal de budur. Kemal de budur. Fekânel İslamu mebde'en. O zaman diyor ki İslam mebde'dir, başlangıçtır. Vel iman vasatan. İman vasattır. Vel ihsanu kemalen. Ve İhsan da kemal, zirve olur. Ve ala hâda, işte buna göre de şemile lafzul müslimin, o zaman Müslümanlar lafzı şamil olur, kapsayıcı olur. Kimin için? Bu manada şemile lafzul müslimin ennaciye vel halike. Hem naciyi, yani kurtuluşa ereni, hem de halik. Şimdi o yüzden biliyorsunuz biz mezhepler tarihinde ne diyoruz? Fırka-i dalle demek. Fırka-i dalle demek. Bunlar ebedi cehennemlikler anlamına değil. Bunlar da Müslümanlar. Hataları sebebiyle eğer bir ceza göreceklerse, bir kuvvete uğrayacaklarsa, o cezalarından sonra cennete gelecekler anlamına gördüğü için Makalatül İslamiyyin ve İhtilafül Musallin demiş eserlere, diyoruz Eş'ari. Burada da hoca ne dedi? Hoca dedi ki bu Cibril hadisindeki İslam boy diyelim zahiren teslim olma anlamında, ama oradaki iman işte vasat noktası oluyor tasdik etmek suretiyle. Efendim bu vasat oluyor. İhsan ise sanki görüyormuşçasına, yani o mücahedesini, gayretini müşahedeye çevirerek Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etme noktasındaki o bilinci de, o ihsan da kemali olmuş olur. Böylece iman, İslam ve İslam iman ve ihsan üzerinden mebde, vasat ve kemali açıkladı hoca. Ve bu manada da dedi ki Müslümanlar lafzı hem fırka-i naciyi hem de fırka-i dalleyi, hem naciyi hem de halik, helak olan kişiyi kapsar dedi. Fakat yeridül İslamu ve karinuhul ihsanu. Dedi ki İslam da bazen ihsanla beraber bir arada gelir. İslam
ve karinuhu el ihsan. İhsan. İhsan da ona hemen yakın bir şekilde bir arada gelir bazen. Kale Allahu Teala, Allah Teala şöyle dedi. Bela men esleme veşhehu lillah ve huve muhsinun. Kim ki yüzünü Allah'a çevirir, teslim olursa o muhsindir derken mesela İslam ve ihsan bir arada zikredildi. Ve aleyhi yuhmelu kavluhu Teala, yine Allah Teala'nın şu sözü de buraya hamledilir. Ve radîtu lekumul İslâme dînâ. Sizin için İslam'dan hoşnut oldum, razı oldum. Ve kavluhu inned dîne indallâhil İslam. Allah nezdinde din İslam'dır. Ve kavluhu iz kâle lehu rabbuhu eslim kâle eslemtu li rabbil âlemîn. Rabbi ona teslim ol, Müslüman ol dedi. O da alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Ve kavluhu fela temutunne illa ve entum müslimun. Ancak ve ancak Müslümanlar olarak ölünüz ayeti kerimesi. Bunlar hep buna, bu manaya yani bu İslam ve ihsanın bir arada geldiği manaya hamledilmiştir diyor. Ve alehâde buna göre de ise, yani bu anlayışa göre İslam ve ihsan bir arada zikredilmesinin anlamında burada ise hussal İslamu bil furkatin naciyeti, bil furkatin naciyeti vallahu alem. Bu ayeti kerimelerde ya da İslam ve ihsanın bir arada geldiği burada ise İslam burada fırka-i naciyeye haskılınmıştır sadece. Vallahu alem. Allah'a alem. Yani böyle bir de yorum yapıyor hoca. Şimdi bu İslam'la ilgili, bu kavramla ilgili bilgiden sonra şimdi biraz daha spesifik konuya girmiş oluyor artık. Yani bizim meselelere, meslekler tarihine, konularına yavaş yavaş giriyor. Ehlül usul el-muhtelifune diyor ki ehlül usul, usulcüler el-muhtelifune fi, ihtilaf ederler, yehtelifune anlamındadır. Ehlül usul mukteda el-muhtelifun haber okuduk. Yani haber bazen marife gelir. Diyor ki ehli usul el muhtelifune yani yehtelifun ihtilaf ederler. Fi et tevhidi vel adli vel va'di vel va'idi ve sem'i vel akli. Bunu muhtelifunu ehli usulün sıfatı okusak yani ihtilaf eden usulcüler gerek yok. Yani şey okumak sanki daha şu metinde el-muhtelifun, hemen ona bir bakayım hızlıca. Geçiyor mu diye. Evet. Yok. El-muhtelifun diye. Öyle okuyalım. Ehlül usul. Usulcüler. Şimdi usulcüler ben kelimeyi açıklayacak zaten. Yani kelamcılar usulce furu tanımlarını verecek çünkü. Ehlül usul. Ehli usul. El-muhtelifune ihtilaf ederler. Yani yehtelifune haber okuduk. Ehlül usul muhtela. El-muhtelifun ihtilaf ederler. Neyde? Tevhidde. Adalette. Vaad vel vaidde. Efendim. Vessem'u vel akıl. Sem'i olanlar, akli, makul olanlar bu konularda ihtilaf etmişlerdir diyor. Netekelle muhahuna. Burada bahsedeceğiz şimdi. Fî ma'nel usûli vel furû ve sâil kelimat. Usul, furu, ma'nun manaları vesaire kelimelerin manası hakkında burada konuşacağız. Kale ba'du'l-mütekellimin. Diyor ki bazı kelamcılar şöyle der. El-usulü, usul, aslın çoğulu biliyorsunuz. Aslın usul, temeller yani kelime manası. Usul, ma'rifetü'l-bari teâlâ bi vahdaniyetihi ve sıfatihi. Allah Teala'nın vahdaniyetinin, birliğinin ve sıfatlarının bilinmesidir. Usul bilinmesi budur. Ve marifetur rusul bi ayatihim ve beyinatihim ve yine peygamberlerin mucizelerinin ve açıklamalarının bilinmesidir, marifetidir. Ve bil cümle sonuç olarak kullu meseletin her mesele ki yeteayyenul hakku fiha hak orada taayyün eder, ortaya çıkar. Beynel mütehasimeyni ev beynel mütehasimin mütehasım yani birbiriyle farklı düşünen rakipler arasında hakkın ortaya çıktığı her mesele
Fehiye minel usul. O usullendir. Yani usul konusudur. Ve minel ma'lumi malumdur ki enne dine din izâ kâne munkasimen ilâ ma'rifetin ve ta'atin din eğer marifet ve taat diye yani bilgi, marifet ve ibadet diye, taat diye ikiye ayrılırsa diyor. Fel ma'rifetu aslun ve ta'atu fer'un. Marifet asıldır, bilmek. İbadet, taat ise ferdir, onun şubesidir. Femen tekelleme fil ma'rifeti ve tevhid kâne usûliyen. Marifet, yani marifetullah ve tevhid, Allah'ın tevhid, vahdaniyeti, birliği hakkında kim konuşursa o usulidir, usulcüdür. Ve men tekelleme fit taati ve şeriatı kâne furuiyen. İbadet, bunların nasıl olacağı vesaire ve şeriat yasayla ilgili konuşan da furu'i, ehli furu olur. Fel usul, buna göre, faifezdekedir bu, tafsilden sonra efendim şeyi açıklıyor sonuç cümlesi fel usulü usul buna göre huve mevdu'u ilmil kelam kelam ilminin konusudur vel furu huve mevdu'u ilmil fıkıh furu ise fıkıh ilminin konusudur ve kâle ba'dul ukala bazıları da yani bazı ukala dediği artık burada hani ba'dul mütekellimin demedi. Bazıları da ne demiş? Belki filozoflar akla gelebiliyor. Yani Şehristani bu ukala, ukala akıllılar demek malum. Kimi kastediyor acaba diye. Ukala demiş ki, Kullu ma huve ma'kulun, her makul olan, akledilebilen ve yutavassalu ileyhi bin nazar ve istidlal ve kendisine de nazar ve istidlal ile yani akılla ve delil getirme ile yutavassalu ileyhi ulaşılan her şey ve huve minel usul o usulün konusudur ve kulluhu ve maznunun maznun olan yani zanna dayalı olan ve ev yutavassal ileyhi bil kıyas veya kendisine vel iştihat kıyas ve iştihatla ulaşılabilen şey ise fe huve minel furu o da furu konusudur da demiştir. Evet. Ve emmet tevhidu, şimdi usul ve furuyu anlattıktan sonra usul ve furuyu anlattıktan sonra usul kelam ilminin konusu, furu fıkıh dedi. Ve emmet tevhid, tevhide gelince fakat kâle ehl-i sünneti ve cemî'u sıfatiyyeti, ehl-i sünnet ve bütün sıfatiler, sıfatiyye biliyorsunuz, ellezîne yusbitûne sıfat, Allah Teala'nın sıfatlarını efendim şey yapanlar, kabul edenler. Şimdi bakın şurada dipnotta güzel bir açıklama var. Ne diyor? Hum cemaatun kesiratun mine's selef. Selefin birçok kişisini içeren bir cemaattir. Kânû yusbitûne lillâhi teâlâ. Allah Teala için ispat ederlerdi bunlar. Sıfat-ı ezeliyeten. Ezeli sıfatları ispat ederler yani kabul ederler. وَلَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ صِفَاتِ الزَّاتِ وَصِفَاتِ الْفِعْلِ Zati ve fiili sıfatlar arasında fark görmezler idi. وَلَمَّا كَانَتِ الْمُعْتَزِلَةُ مُعْتَزِلَ تَنْفِي الصِّفَاتِ وَالسَّلَفُ يُثْبِتُونَ Mu'tezile sıfatları nef ediyor. Selef de ispat edince سُمِّيَ السَّلَفُ صِفَاتِيَّةً Selef sıfatiyye diye isimlendirildi. وَالْمُعْتَزِلَةُ مُعَطِّلَةً Mutezile ise muattıla yani şeyin sıfatı yenin zıttı iptal edenler sıfatları reddedenler anlamında. Şimdi dedi ki ehli sünnet ve bütün sıfatıyla sıfatları kabul edenler demiştir ki inna Allah Teala vahidun fi zatihi. Allah Teala zatında tektir. La kasime lehu. Onun bir ortağı efendim hissedarı yoktur. Ve vahidun fi sıfatihi lezeliyyeti la nazira lehu. Ezeli sıfatlarında tektir, onun bir naziri, benzeri yoktur. Ve vahidun fi ef'alihi la şerike lehu. Bütün fiillerinde Allah tektir, bir ortağı yoktur. Ve kâle ehlül adli, ehli adıl da demişlerdir ki, ehli adıl da, Mu'tezile için biliyorsunuz, ehlül adli ve tevhid
diyorlardı onlar kendilerine. Mutezile için kullanılıyor. Ehl-i de der ki İnna Allahe Teala vahidun fi zatihi. Allah Teala zatında tektir. La kısmete ve la sıfete lehu. Yani onun bir kasimi, kısmeti, bir sıfatı yoktur. Ve vahidun fi ef'alihi la şerike lehu. Onun fiillerinde bir ortağı yoktur. Ve la kadime gayru zatih. Fela kadime gayru zatından başka bir kadim varlık yoktur. Sadece onun zatı vardır. Ve la kasime lehu fi ef'alihi. Fiillerinde ortağı yoktur. Ve muhalun vücudu kıdemey, kadimeyni. İki kadim varlığın, iki kadim şeyin varlığı muhaldir. Hatta kudema olur biliyorsunuz. Mutezile sıfatları ezeli sayarsak müstakil varlıklar olarak gördüğü için saatten ayrı. Taaddüdül kudema. Birden fazla kadim varlık olur. Bu tevhide aykırı diyor. O yüzden iki kadimin olması, ezeli varlığın olması muhaldir. Ve makturun beyne kadireyn. Yani kadirler arasında efendim yine başka makturun olması belki huvet tevhid olması düşünülemez. İşte tevhid budur diyor. Ehli adil bunu söylüyor. Allah'ın zatını ön plana çıkarıyor. Allah zatıyla bilir görür diye yorumluyor. Bu emmel adlu adalet gelince ehli adil geçti. Adalet peki diyor. Emmel adlu adalete gelince adalet ilkesinde biliyorsunuz daha çok insanın fiilleri meselesi söz konusu. Fe ala mezhebi ehli sünneti, ehli sünnet mezhebine göre adalet, en Allah Teala adlun fi efalihi, fiillerinde Allah adildir. Bi mana ennehu, şu manadaki mutasarrifun fi mulkihi ve milkihi. Allah Teala mülkünde de milkinde de mutasarrıftır, tasarruf sahibidir. Mülk arkadaşlar yani otorite, hakimiyet, bütün her şeyin sahibi olma, egemeni olma. Milk ise daha çok böyle gayrimenkul gibi. Gayrimenkul anlamına mülk de geliyor ama böyle ikisi bir arada geçtiği zaman mülk daha geniş anlamıyla. Milk ise işte dağlar, taşlar, ovalar gayrimenkul anlamında. Allah tüm mülkünde ve milkinde nedir? Mutasarrıftır. Bi fi'li ma yeşâ ve yahkum ma yurid. Şey yef'alu ma yeşâ pardon. Yef'alu ma yeşâ ve yahkum ma yurid. Dilediği gibi yapar, istediği gibi, irade ettiği gibi hüküm verir. Fel adlu buna göre adalet edersiniz. Buna göre adalet vad'u şey'i mevdi'ahu bir şeyi yerli yerine koymaktır. Bu adaleti biliyorsunuz klasik tanımıdır. Vad'u şey'i ala mevdi'i adaletin tanımı oluyor. Vad'u şey'i ala gayri mevdi'i bir şeyi yerine koymamaksa zulüm olmuş oluyor. Adalet ve zulüm bu şey üzerinden tanımlanır. Vad'u şey'i ala mevdi'i bir şeyi yerli yerine koymaktır. Ve huve tasarrufu fil mulki ala muktada el meşiyeti vel ilim. Bu da nasıl olur? Mülkünde meşiyeti, iradesi, dilemesi ve ilmine göre, ilminin gereğince meşiyetinin, iradesinin ve ilminin gereğince mülkünde tasarruf etmesidir Allah Teala'nın. Adalet bu demektir. Ve zulmü bıdıddı. Zulüm ise onun adaletin zıddıdır. O da dediğim gibi vat o şey ala gayri mevdi. Şeyi yerli yerine koymamaktır. Fela yutasavvaru minhu. Allah Teala'dan tasavvur edilmez. Cevrun, zulüm fil hukmi. Hükmünde bir cevir, zulüm. Ve zulmün fit tasarrufunda bir zulüm Allah Teala'nın düşünülemez. Ve ala mezhebi ehli i'tizal. İtizal mezhebine göre ise, mutezillere göre ise, el adlu ma yaktadihil aklu minel hikme. Onların adalet tanımı ise aklın gerektirdiği şeydir. Hikmet olarak aklın hikmet olarak görüp aklın gerektirdiği şeydir. Ve huve istarul fi'li ala vecihi sevab vel maslah. Bu da fiilin, Allah Teala'dan fiilin
Doğru ve maslahat üzere, ki biliyorsunuz bu salah aslah meselesi Mutezile, Allah kullar için en aslah olanı, en iyi olanı, maslahata uygun olanı yapar anlayışının bir ifadesi olmuş oluyor. Ve emmel va'du vel va'idu, va'd ve va'ide gelince, fakat kâle ehl-i sünne şöyle der: el va'du vel va'idu kelamuhu el ezeliyyu. Va'd ve va'id Allah Teala'nın ezeli kelamıdır. Va'ade alâ mâ amar, emrettiğini vaat etmiştir. Ve ev'ade alâ mâ neha, ve yine nehyettiklerini de, yani emrettiği şeyler onun vaadi oluyor. Bunları yaparsanız cennete gidersiniz. Ve ev'ade tehdidi oluyor. Alâ mâ neha, nehyettiği şeylerin yapılması da tehdidi oluyor. Cehennem de tehdit ediyor örneğin gibi. فَكُلُّ مَنْ نَجَا وَاسْتَوْجَبَ السَّوَابَ فَبِوَعْدِهِ. Her naci olan, kurtuluşa eren ve وَاسْتَوْجَبَ السَّوَابَ ve sevabı hak eden kişi, فَبِوَعْدِهِ Allah Teala'nın vaadiyle buna nail olmuştur. فَكُلُّ مَنْ هَلَكَ Her helak olan, وَاسْتَوْجَبَ الْاِقَابِ ve ikabı, cezayı da hak eden kişi, فَبِوَعِدِهِ Allah'ın tehdidi sonucu buna nail olmuştur. Fela yecibu aleyhi şey'un min kadiyyetil akil. Allah Teala'ya akli kaziye ile, aklı efendim hüküm ile hiçbir şey vacip olmaz. Çünkü biliyorsunuz burada da onlar ne diyorlar? Evet, onu söyleyecek. Mutezile'ye göre Allah vaat ettiğini ve vaidini yerine getirmek zorunda diyorlar. Salah hasta alallahi vacibin diyorlar. Ve kâle ehlül adli, Mutezile şöyle der: La kelame fil ezel. Ezelde bir kelam yoktur. Hani ehli sünnet demişti ya, ezeli kelamıdır. Vâbe vâi. Ezelde bir kelam yoktur. Ve innema emrum ve nehyum. Bunlar ancak emir ve nehidir. Ve va'dun ve va'ittir. Ve ev'ade bir kelamin muhdes. Ve'ade ve ev'ade. Ve'ade ve ve'ade. Ve innema emrum ve nehyum. Bunu böyle okuyalım. Ve innema emara ve neha. O zaman şöyle düzeltelim: ve innema emara ve neha, Allah Teala emretmiştir, nehyetmiştir, ve vaade vaat etmiştir, ve evade ve tehditte bulunmuştur, bir kelamin muhtes bir kelamla. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ezeli değil onlara göre. Femen neca febi fi'lihi istihakka sevabe, kurtulaşa ören kendi fiiliyle sevabı hak etmiştir. Ve men hasira febi fi'lihi istevcebel ikab. Kaybeden, hüsranda olan ise kendi fiiliyle ikabı ne yapmıştır? Hak etmiştir. Vel aklu min haysun hikmetu yaktadı zalik. Zaten hikmet açısından da akıl bunu gerektirir diyor Mutezile. Bunlarla ilgili tabi ileride yine bir konu gelecek. Ve emmes sem'u vel aklu sem'iyyat, yani gaybi konular, ancak vahiy ile bilebildiğimiz konular. İşte bu cennet, cehennem, sırat, mizan, hesap, kitap, bunlar hep sem'iyata girer. Sem'iyat ve akla gelince, fakat kâle ehl-i sünnet der ki: el vacibatu kulluha bis-sem'i. Bütün vacip olanlar, vacibat, gerekli olan emirler, bunlar farz olanlar, işte emirler, yasaklar, bütün vacibat bis-sem'i, sem' iledir. Yani vahiy iledir. Vel ma'arifu kulluha bil akli. Bilgiye ma'arif, bilgiler, yani akılla diyelim bilebileceğimiz şeyler, bunlar ise kulluha bil akli, akılla ilgilidir. Ma'arif ise akılla ilgilidir. Fel aklu la yuhsinu ve la yukbih. Ma hassene ve kabbaha, üzerinden okuyalım çünkü ıstılaha ma hassenehu ve kabbahahu. El aklu la yuhassinu ve la yukabbih. Akıl bir şeyi güzel göstermez ya da çirkin göstermez. Yani akıl bir şey la yuhassin, güzeldir, helaldir demez. Ve la yukabbih, çirkindir, haramdır demez. Ve la yaktadi ve la yucib. Bunu gerektirmediği gibi vacip de kılmaz. Ve sem'u la yu'rafu ey la yucedul ma'rifetu bel yucibu. Es-sem'u la
Orada şedde koyduğu için es-sem'u la yu'arrafu diyelim, tarif edilmez. La yu'arrafu, tarif edilmez. La ya da la yu'rafu, bilinmez. Ey la yucedu el-ma'rifetu, yani marifet yoktur bununla ilgili. Bel yucib, vaciptir. Yani marifetin konusu değildir efendim. Vücub ifade eder. Evet, şurada bitireceğiz arkadaşlar Mu'tezile başlığına kadar. Kale ehlül adli, ehli adil ise Mu'tezile ise şunu der: el ma'arifu kulluha ma'kuletun bil akli. Ma'arif, şimdi tabi burada ma'arif yani sem'i konular dışındaki, diyelim ki cennet, cehennem, sırat, mizan, hesap, kitap, ahirete müteallik konular dışındaki dünyada ilişkin diyelim bilgi nesneleri, yani bilebileceğimiz şeyler. Vel ma'arifu kulluha, bütün marifetler, ma'kuletun bil akıl, akılla bilinir. Vacibetun bi nazaril akli, aklın nazarıyla vaciptir. Yani aklın istidlaliyle. Ve şükrül mun'imi vacibun kable vurudu sem'i. Böyle olunca da nimeti veren mun'ime teşekkür etmek, niyazda bulunmak vacibun kable vurudu sem'i. O konuda bir sem'i haber, yani bir vahiy gelmeden, varit olmadan önce de vaciptir. Çünkü akıl bunları bilebilir. Vel husnu vel kubhu, güzellik ve çirkinlik, helallik ve haramlık. Sıfetani zatiyetani lil haseni vel kabih. Hasen ve kabih, güzel ve çirkinin zati iki sıfatıdır diyor. Fehâdihil kavâidu, işte diyor bu ilkeler, bu ilkeler, yani bu beş ilkeyi aslında Mu'tezile'nin tevhid, adalet, vahd, vahid, Mu'tezile'nin beş ilkesinin üçü. Bu ilkeler ve diğer tabi saydığı marif vesaire de dahil. Hiyel mesailü lleti tekelleme fiha ehlül usul. İşte kelamcıların, ehli usulün konuştuğu meseleler bunlardır, bu ilkelerdir. Ve senezkuru mezhebe kulli taifetin mufassalan inşallah teala. İnşallah Allah'ın izniyle diyor, biz burada her grubun mezhebini, görüşünü mufassal olarak, ayrıntılı olarak açıklayacağız. Ve li kulli ilmin mevduun, her ilmin bir konusu vardır. Ve mesailu, ve meseleleri vardır. Nezkuruhuma bi aksal imkan. İnşallah Teala. İnşallah bunları imkan ölçüsünde, aksa yani en böyle detaylı bir şekilde, imkanları zorlayarak inşallah zikredeceğiz diyor. Her ilmin konusunu ve meselelerini. Üç. Şimdi bu üç ne oluyor? Hatırlarsanız ya, bu gerçi şeyin artık hani bu tahkik yapan hocaların artık tasarrufu oluyor. Yoksa Şehrestani'nin koyduğu rakam değil. Başlıklar genelde muhakkikler tarafından anlaşılması için konuyor. Üçüncü mesele de diyor, yani bu şey öncesi, Mu'tezile öncesi. Vel mu'tezile ve gayruhum min el cebriye ve sıfatiye vel muhtalatatu minhum. Mu'tezile ve Mu'tezile dışındaki cebriye, sıfatiye ve muhtalatat minhum, onlardan böyle birbiriyle fikirleri karışık olanlar. Şimdi burada bir şey yapıyor, eşleştirme yapacak. El ferikani min el mu'tezile ve sıfatiyeti. Mu'tezile ve sıfatiye iki fırkadır. Mutekabilani tekabület tazat. Birbiriyle böyle zıt kutuplardadır. Çünkü nedir? Mu'tezile sıfatları reddediyor, nefy ediyor, muattıla deniyor. Sıfatiye de sıfatları kabul ediyor, ispat ediyor. Bunlar dolayısıyla birbiriyle farklı çizgilerde bulunuyorlar, zıt kutuplarda. Tekabület tazat o, yani bir iki zıttın bir karşı karşıya gelmesi anlamında, birbirine mukabil, mütekabil iki fırkadır. Ve kezalike el kaderiyyetu vel cebriyyetu vel murciyetu vel vaidiyyetu ve şiatu vel havariç. Aynı şekilde kaderiyye, mesela kader yoktur, her şey insanın fiiliyledir diyen, sonra Mu'tezile'nin de
birleşiyor artık Kaderiye Mutezile ile birlikte. Buna mukabil Cebriye de biz mecburuz, yapmak zorundayız diye. Bunlar da birbiriyle. Mürciye ve vaidiyye minel havariş mürtekibi kebirayı tekfir etmeleri ebedi cehennemdedir diyen vaidiyye ile mürciye ise tam tersi noktada birbirinin karşısında var da tehir ediyorlar biliyorsunuz. Cehennemliktir diyenler diyorlar. Ve şiatu vel havariş yine şia ve havariş de bunlar belli meselelerde birbiriyle farklı kutuplara birbirinin mukabilidir diyor. Ve hadihi tazaddu bu çelişki diyor. Bu zıtlık beyne kulli fariqin ve fariqin kâne hâsılen fî kulli zaman. Her zamanda mevcut diyor. Yani bu fî kulli fariqin ve her bir fırka arasındaki bu çelişki kâne hâsılen fî kulli zaman her zamanda da mevcut. Yani bu kendi pozisyonunu koruyor herkes. Her zamanda geçerlidir. Ve li kulli fırkatin makâletun alâ hiyâliha. Her bir fırkanın da kendi ala hiyaliha ala izaiha yani kendine göre bir görüşü var. Ve kutubin ve li kulli fırkatin makaletun ala hiyaliha ve kutubin ve li kulli fırkatin kutubun pardon ve kutubun li kulli fırkatin kutubun demek kitapları vardır. Sannefuha tasnif ettikleri yazdıkları ve devletun her bir fırkanın bir devleti vardır. Avenethum onlara yardımcı olan, destek olan zaten bu yani bu mezhepler zaten hani bu mezhepler zaten illaki bir şeye dayalı olarak siz söyleyin bir siyasi iradenin gücünü aldıkları için zaten varlar. Yani yoksa destekleri olmazsa bu mezhepler yaşayamazlardı. Burada da ona aslında atıfta bulunuyor. Ve devletun avenetun dolayısıyla her bir mezhebin yaşayan çünkü her birinin mesela cebir düşüncesi Emeviler döneminden poz edilmiş. İşte Şia belli zamanlarda Büveyhiler, efendim Safeviler devlet desteği görmüş. Hariciler belki hani kurmuşlar Rüstemiler devleti sonra ibadilik gelmiş ama yani bir siyasetle şeyleri destekleri olmuş. Mutezile keza efendim Abbasler döneminde. Ve devletun ve li kulli fırkatin devletun bir devleti var. Avenetun avene yuavini muavenet eden ve savletun bir gücü vardır. Tabaatun yani onlara destek olan efendim rıza gösteren bir kuvveti vardır efendim diyor. Burada şöyle Şükrü Hoca ile bir saat yapalım diye değil mi konuşmuştuk zaten. Birazcık geçmiş oldu bir saate. Ramazan olunca bir de başlığa geldik. El faslu vel mu'tezile. Şimdi Müslümanlarla ilgili genel bir değerlendirme yaptı. Şey önemliydi. Bakın aynı değerlendirmeyi aslında Eş'ari de Makalatül İslamiyye'nde yapıyor. İlla yecme'uhum diye yani onları İslam bir dairede bizim hani mezhepler tarihi de bu çok önemli. Fırka-i dalle gayrimüslim değil. Bunlar Müslüman. Eğer hataları varsa günahlarını çekip cennete girecekler anlamında İslam dairesi içerisinde görülüyor. Orada da o İslam'ın tanımı üzerinden Şehrestani de bu şekilde söylemiş. Oldum mümin münafık birdir anlamında dedi. Şükrü Hoca bu kadarla yetinelim değil mi? Evet hocam, Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. İnşallah haftaya yine Cuma günü şeyimiz yine konuşuruz tabii şey olursa devam ederiz.